1 Şubat 2023 Çarşamba Şanlıurfa at yarışı tahminlerimize hoş geldiniz. Şanlıurfa programında 8 koşu var. Sadece 6'lı ganyan dahili koşulara tahmin vereceğiz. Sahadan duyumlar ile Yıldızlı Bülten ekibinin hazırladığı yorumları sizlere aktaracağım. Her koşunun başında takı değişikliklerini sizlerle paylaşacağız yarışın şartlarına göre geçmiş sonuçları inceleyip hazırladığımız verileri artık sitemizde yayımlayacağız. Yukarıda adresi yazılı sitemizde, ilgili sayfalara ulaşabilirsiniz. Ücretsiz olduğunu belirtelim ve tahminlerimize geçelim. Birinci ayak. 3 yaşlı İngilizlerin, Handikap 14 yarışı, 1700 metre kum pistte koşulacaktır. Bu koşuda liderliği 3 numaralı affetmez alacaktır. Hafif süratli birkaç rakibi var fakat en iç kulvardan başlayacağı için liderliği almakta zorlanmayacağını düşünüyoruz. Yarışı hafif süratli bir tempoda sürdürecektir. Hafif süratli birkaç atın haricinde kalan tüm isimlerin yarışın önlere yakın sürdürdüğünü belirtelim. Sadece 5 numaralı Şalgamcıoğlu ve 6 numaralı Siverekli Can bekleme yapan atlardır. Yarış erken sürat denirse, 6 numaralı siverekli Can'dan çok etkili bir performans bekliyoruz. Bu atı yazalım ve takibi alalım. Ekürilerden 3 numaralı Affetmezi ve 4 numaralı Aldor'u mutlaka kuponlarda bulunduralım. Yarışın daha ağır tempolarda geçmesi durumunda, önlerde yer alacak bu ikili düzlükte ayakta kalabilir. 1 numaralı Abim Benim, 2 numaralı Penabır ve 13 numaralı Kosi, bu grupta şanslı gördüğümüz diğer isimlerdir. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız, 6, 3, 4, 1, 2, 13 şeklindedir. İkinci ayak. 5 ve yukarı yaşlı Arapların, Handikap 16 yarışı, 1400 metre kum pistte koşulacaktır. Bu koşuda birbirini sürekli geçebilen atlar bir arada toplanmış. Yarış günü yağmur beklentisi de var. Üstelik liderliği alabilecek süratli bir isim olmadığı için yarış çok ağır tempoda geçecek. Atların form durumları ve pist durumuna göre birkaç atı ön plana çıkardık. Detaylı yorumlamaya gerek duymadan bu atları sırası ile paylaşalım. 11 numaralı Yeşilkale, 10 numaralı Ayderasu, 9 numaralı Çelik Mavi, 3 numaralı Kıratın, 2 numaralı İlkayoğlu, 1 numaralı Macit Bey, 8 numaralı Oğlum Benim, 12 numaralı Alaca Atlı ve 7 numaralı Dağ Avcısı, sırası ile yazılması gereken atlardır. Bütçeler doğrultusunda hepsini yazmanızı ve varsa tuttuğunuz atları da eklemenizi öneririz. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız. 11, 10, 9, 3, 2, 1, 8, 12. 7 şeklindedir. 3. ayak. 4 ve yukarı yaşlı İngilizlerin handikap 15 yarışı 1700 metre kum pistte koşulacaktır. Bu koşuda tempoyu 3 numaralı Serhoş Baba belirleyecektir. 5 numaralı Eyvah Mehmet ve 10 numaralı Bordo Mavi ise onu yakın takip edecektir. Hatta formda olduğunda 10 numaralı Elbrus ısrarla liderliği alabileceği sürate sahip bir isimdir. Bu dörtlü yarışı ağır tempoda götürmeye çalışsa bile hafif bir sürat mutlaka oluyor. 5 numaralı Korem Storm son yarışlarında beklentilerin altında koştu. Canı istediğinde çok farklı koşabilen bu safkan, değişen binicisiyle iddialı bir yarış sergileyebilir. İlk sıradan yazalım. 10 numaralı Elbrus da son yarışlarında beklentilerin altında kaldı. Liderliği isterse alabilecek güçte olan bu safkan, süratli olup arka gruba fark yapabilecek kapasitede olduğu için, kazanma şansı artıyor. Önemli olan, Sprint er isimler toparlanamadan işi bitirmektir. Binicisi ilk metrelerde iyi çıkar ve biraz gayretli olursa, kazanması muhtemeldir. İkinci sıradan yazalım. 8 numaralı oğlum Turan toparlandığını kazanarak kanıtladı devamını da getirebilir. 6 numaralı Karamürselli, 1 numaralı Novzara, 2 numaralı Saf Krom ve 7 numaralı Taşkesen bu şartlarda yazılması gereken diğer isimlerdir. Sigorta amaçlı bu atları da eklersek muhtemelen bu ayağı atlatabiliriz. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız 10 8 6 1 2 7 şeklindedir. 4. Ayak 4 yaşlı Arapların, kısa vade 7 yarışı, 1200 metre kum pistte koşulacaktır. Bu koşuda çok süratli bir başlangıç bekliyoruz. 2 numaralı Alda Gör, eküresine fedai amaçlı mutlaka kaçacaktır. 7 numaralı Koca Demir, 9 numaralı Mahir Abi ve 4 numaralı Beyefendi Demir'de kaçarak başarılı olabilen atlardır. Bugün de ısrarla liderliği almak isteyebilirler kısa mesafede çok süratli bir yarış izleyeceğiz. 6 numaralı Katıoğlu ve 9 numaralı Mahir abi, gruptan güç olarak farklı isimler. Katıoğlu, rakibine göre biraz daha avantajlı konumda. Sürekli Urfa'da hazırlanan Katıoğlu, burada ev sahibi gibi koşacak. Mahir abi ise Urfa pistine ilk kez çıkıyor. Yarışta çok süratli atlar olmasaydı, kalitesinin hatrına Mahir abiye bir şans verebilirdik. Ancak yarış içi şartlar ve hazırlık olarak 6 numaralı Katoğlu çok daha şanslı gözüküyor. Katoğlu'nun Urfa'da bu mesafede iki kez çok rahat yarış kazandığını belirtelim. Düzlük üzerinde ara kapatma problemi olmayan bu safkan, bizce kolay kazanacaktır. 6 numaralı Katoğlu günün bankosu olarak yazılabilir. Yıldızlı bülten WhatsApp hattı, tekrar hizmete açılmıştır. Yoğun istek üzerine, WhatsApp hattımızı tekrar aktif ettik. WhatsApp hattımıza katılmak isteyenler, günlük YouTube kanalımıza yayımlanan yorumları, yazılı ve şablon şeklinde WhatsApp üzerinden alacaklardır. Bu hizmetimiz, sadece katılımcılara özel olacaktır. Yorumlarımız, yine her zamanki gibi YouTube kanalımızda ücretsiz yayımlanmaya devam edecektir. Video izlemeye zamanı olmayanlar ve vakit kaybetmek istemeyenler yorumlarımızı yazılı olarak WhatsApp'tan alabilirler. Ayrıca WhatsApp hattımıza katılım sağlayanlar yarış günü gelecek son dakika bilgilerinden de haberdar olacaklardır. Bu bilgiler bazen çok faydalı olabiliyor. WhatsApp numaramız 0542 832 1 444 olup dileyenler detaylı bilgi almak için iletişime geçebilirler. WhatsApp hattımızın ücretli olduğunu belirtelim. YouTube kanalımız, aynı tahminleri ücretsiz olarak yayınlamaya devam edecektir. Yorumları sesli olarak dinlemek isteyenler, kanalımızda bizi takip etmeye devam edebilirler. 5. Ayak 4 yaşlı Arapların, Maiden yarışı, 1800 metre kum pistte koşulacaktır. Bu koşuda çok ağır tempolu bir yarış izleyeceğiz liderliği alabilecek süratli hiçbir isim yok. İyi çıkıp tempoyu belirleyebileceği atın daha şanslı olacağı bu koşuda, biz de sizlere toplamda 5 isim önereceğiz. Öncelikle 7 numaralı Mirhat Can'ı yazalım. Bu at son yarışlarında beklentilerin altında koştu. Fakat kapasitesi yüksek bir isim olup, yakın zamanda meydandan çıkacaktır. Bugün ilk sıradan yazalım ağır kilosuna rağmen bir numaralı Deli Engin'in çok koşmasını bekliyoruz. Bu safkan için iyi duyumlar aldık. Bu yarış dahil takibe almakta fayda vardır. 4 numaralı Ferzan Ateşi ve 9 numaralı Sert Yıldız, bu koşuda tutarak yazdığımız diğer isimlerdir. Bu atlarında maiden kalmayı hak etmediklerini düşünüyoruz. Son ikinciliği iyi olan 11 numaralı Uğurlar, önlerde kalıp sonlara kadar direnebilecek olan 3 numaralı Aydın Alpoğlu, bu koşuda yazılabilecek diğer atlardır. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız 7 1 4 9 11 3 şeklindedir. 6. ayak 4 ve yukarı yaşlı dişi Arap atlarının, şartlı 2 yarışı, 1200 metre kum pistte koşulacaktır. Bu koşuda liderliği muhtemelen 4 numaralı Turmatra alacaktır. Hafif süratli birçok rakibi var. Israrla sıkıştırmayacaklar fakat mesafeden dolayı tempo erken yükselebilir. Biz bu koşuda, Turmatra'nın bir yere kadar önde gideceğini ama sonradan liderliği bırakacağını düşünerek, önlerde gidebilen dirençli bir atın kanacağını düşünüyoruz. Bu tanıma en uygun ismin, 7 numaralı Elfida olduğunu düşünüyoruz. Bir iyi birkaç kötü yarış koşan Elfida, bizce kısa mesafede özellikle ilk ikide götürebileceği yarışlarda çok etkili oluyor. Elfida, yarışa tutmak istediği zaman son metrelere kadar birincilik mücadelesinde kalan bir isim. Bugün muhtemelen Turmatra ve Boztepe kızının hemen arkasında ya da aralarında konumlanacaktır. İlk metrelerde trafik sorunu yaşamaz ve önlerde yerini alırsa bizce bu mesafede kazanma ihtimali yüksektir. Bu atın kazanamadığı durumlarda yarışı bıraktığını net olarak söyleyebiliriz. Eğer önlerde tutunamaz ve orta sıralarda kalırsa sonuncu olması kaçınılmaz olur. Biraz riskli olsa da uygun grupta ve lehine şartlarda kazanmasını beklediğimiz 7 numaralı Elfida bizim bankomuz olacaktır. Son ayakta çok sürpriz konumdaki bu ata güvenmez ve rakip yazmak isterseniz 5'li Ganyana yönelip buraya tuttuğunuz atları ekleyebilirsiniz. 7 numaralı Elfida'yı günün ikinci bankosu olarak yazalım ve günü sonlandıralım. Yorumlarımız bu kadar. Yorumlarımızı okuyup değerlendirirken kendi tuttuğunuz isimlere yer vermeyi unutmayınız. Yayınlarımızı beğeniyorsanız teşekkür butonu ile bize destek olabileceğinizi belirtmek isteriz.